İyi akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. İTP hastalığıyla başlayalım. Evet, İTP. İTP nedir? İdiopatik, yani idiopatik sebebi bilinmeyen trombozit, yani trombozit sayısının düşmesi. İTP denmesinin sebebi idiopatik trombozitopeni purpurea, yani kandaki pıhtılaşmayı sağlayan trombozitler normal olarak 1 milimetre küpte 150 ila 400 bin adet pul şeklinde trombozitler bulunur. Bunlar herhangi bir yerde kişinin çizilme veya yaralanma nedeniyle kanama olursa hemen orada bir pıhtılaşma olur ve hayati öneme sahiptir. Böylece kanamayı durdurur. Bu çok çok önemli fonksiyonlara sahip olan trombozit sayısı bazı insanlarda düşer. 50 bin lira kadar düşse kişi bunu fark etmez. 50 bine kadar. Yani herhangi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğinde tesadüfen belki tespit edilebilir. Birçok hastada İDP, yani trombozit sayısı düşebilir. Lenf kanserinde, sistemik lupus hastalığında, kanserde birçok hastalıkta trombozit sayısı düşebilir. Bu nedenle veya çok yoğun ve ağrılı adet gören bayanlarda da bu oran düşebilir. Trombozit sayısının aşırı düşmesi tehlikelidir. Bir hanımefendi hastanede tam 4 ay kemoterapi görmüş, trombozit sayısı 14.400'e düşmüş. Yani 50 binin altına düşse tehlikeli, onda 14 bine düşmüş. O kadar kötü. Yani haftada bir hastaneye gidiyor, kontrol oluyor, gerekirse kana veriyorlar vesaire. Biz buna iksir, aloe vera jel, enginar forte, zerdeçal forte, spirulina forte, kan çayı, enfeksiyon çayı verdik. Deneyelim bakalım. Çünkü çok ağır bir durum. 4 ay kemoterapi görmüş. Doktorlar evine göndermişler. Demişler ki yapacak iş yok. Modern tıp bitti. Evinize götürün. Rahat etsin. Rahat ettirin vesaire. Yani umut kesildi. Bitti. Bu kadar demişler. 23 gün sonra tekrar kan tahlilleri yapıldığında bu bayandaki trombozit sayısı 119.000'e çıktı. 23 gün içerisinde. İnanamadılar. O güne kadar kemoterapi ve kimyasal ilaçtan başka hiçbir şey kullanmayan bayan bütün kimyasal ilaçları çöpe attı. Ben sadece bunları kullanacağım dedi. Dedim yok, yine de doktorunuza gidin. Onun tavsiyesi neyse ona göre hareket edin. Anlatın, bunu da kullanın, onu da kullanın. Bir problem yok. Şimdi normal olarak kanda dolaşan trombozitler nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı üzerine trombozitlerin X işareti gibi işaret yapılır. Antikorlar yapışır üstüne. Üstünde antikor olan trombozit dalak hemen yok eder. Öğütür. Dalak değirmen gibi. Kan öğütücü. Neden, niçin trombozitlerin üstüne böyle antikor yapışır bilinmiyor. Bu bağışıklık sistemindeki bilinmeyen bir faktörden kaynaklanıyor. Bu nedenle bilinmediği için idiopatik diyor. İdiopatik kelimesi sebebi bilinmeyen demek. Eğer ki çok ilerlemişse problem, bazı kişilerin dalağı alınıyor. Böylece dalağın trombozitleri öğütmesi, yok etmesi önleniyor. Fakat buna iksir, aloe vera jel, enginar forte, zerdeçal forte, spirulina forte, kan çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman herhangi bir ameliyata gerek kalmadan bir ay, bir buçuk ayda kişi sağlığına kavuşabilir. Sağlığına kavuşması mümkündür. Evet, lenfomadan biraz da bahsedelim. Bu hastalık nedir? Bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, lenfomada
İdiopatik, yani lenf hastalarında da genellikle idiopatik bir durum var. Trombozit sayısı düşüyor. Bazılarında yükseliyor, bazılarında düşüyor. Ama genellikle lenfoma da düşüyor. Lenf sistemine beyaz kan dolaşımı diyebiliriz. Vücudumuzda bir atar damarlar, bir toplar damar sistemi var, kan dolaşımı. Atar damar ve toplar damardan oluşur. Bunun haricinde bir de beyaz kan dolaşımı diyebileceğimiz bir dolaşım sistemi var. Tek yönlü dolaşım diyemez aslında. Tek yönlü bir toplama var. Tek yönlü bir cadde gibi. Lenf sistemi insan vücudunda günde ortalama 3,5-4 litre ölü hücreler, ölü bakteriler, yağ artıkları, protein artıkları vesaire topluyor. Ve insan bünyesinde ortalama 600-650 adet lenf bezesi var. İrili ufaklı, bazıları fasulye büyüklüğünde, bazıları mercimek büyüklüğünde 600-650 adet toplanan sıvı, ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları, artık madde bu bezelerde sünger gibi emiliyor, toplar damara veriliyor. Toplar. Bazıları da genellikle buradaki köprücüklerde toplar damara verilir, kana karışır, bu da akciğerde temizlenir. Bazen lenf bezleri bu artık maddeleri toplarken tabii ki bakteri, virüs ve mantarları ve her türlü pisliği topluyor. Belediyenin fen işleri gibi lenf sistemi. Belediyenin nasıl ki belediyenin fen işleri bir hafta çalışmasa İstanbul Belediyesi'nin fen işleri veya iki hafta ne olur? İstanbul çöplüğe döner. İşte bizim vücudumuzda her türlü artık maddeyi toplayan lenf sisteminde arıza olursa, basit bir arıza olursa birçok hastalık ortaya çıkar. Mesela bazılarının sağ ayağı veya sağ bacağı, bazılarının sol ayağı, sol bacağında lenfom oluşur, lenf ödem oluşur. Lenf bezesi görevini yapamazsa burada bacakta su toplanır. Artık sıvıyı toparlayamadığı için lenf sistemi bacağı şişer, böyle kişinin odun gibi olabilir. Evet. Ümraniye'den bir hanımefendi bana gelmişti. Böyle ayağının birisi 7 santim daha kalın diğer ayağından, sağ ayağı, ve odun gibi üzerine basıyorsunuz böyle, hiçbir şey hissetmiyor. Çeşit çeşit tedavi yöntemleri denemiş. İşte herhangi bir sebepten dolayı sağ kasındaki lenf bezesindeki görevini yapmaması nedeniyle böyle bir durum ortaya çıkmış. Evet, baş ağrısının nedenleri diyelim. Ne çeşit baş ağrıları var? Yani bunlar tabii migrene de bağlı olabiliyor. Tabii migrene de geçeceğiz ama baş ağrısıyla devam edelim. Edelim. Bitkisel çözüm yollarından da tabii ki bahsedelim. Şimdi lenf ödem çok önemli. Bu bayanın da biz 3-4 ay iksir aloe vera jel yoğurt otuyla hamdolsun iyileştirdik. Şimdi burada lenf ödemin haricinde lenf bezesinin normal çalışmazsa vücuttan topladığı bakteri, virüs ve mantarlar veya başka hastalıklar nedeniyle lenfoma dediğimiz bir hastalık ortaya çıkabilir. Normal olarak B hücreleri bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Fakat bu D, B hücresine dönüşürse tehlikeli olur. Yabancılaşır, çoğalır ve lenf kanserini tetikler. Buna karşı ne yapılabilir? Lenfoma karşı yoğurt otu, zerdeçal, öksü otu gibi çok güzel bitkilerden oluşan çok güzel bir formül geliştirdik. Yoğurt otu forte diye. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş rahatlar. Baş ağrısına gelince ben bu hafta sonu dağlara çıktım. Dağlardan biraz bitki topladık. Bu gördüğünüz yarpuz, dağ yarpuzu. Dağ nanesi de denir. Çok güzel bir kokusu var. Baş ağrısına çok güzel, çok etkilidir. Nane gibi kullanılabilir. Kokusu hoş, tadı hoş. Çayı yapılır, içilirse baş ağrısına iyi gelir. Bir, migrene gelir, iyi gelir. İki, üç, spastik kolona karşı iyi gelir. Yani spastik kolon
irritable bağırsak sendromu. Bağırsaklar hassaslaşmışsa kişinin karnı böyle davul gibi şişer. Ne alttan ne üstten gaz çıkaramadığı için hamile gibi olur, kalır. Çünkü bağırsakların peristalik hareketleri bozulmuştur. Bağırsakların peristalik hareketleri bozulursa spastik kolon dediğimiz çok ağır bir durum ortaya çıkar. Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda nanenin migren, baş ağrısı ve spastik kolona karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel bir formülümüz var. Nane forte. Nane forte çok özel bir kapsül. 19 çeşit bitki ekstresi hem baş ağrısına iyi gelir hem bağırsakları rahatlatır. Neden migren veya baş ağrısı oluyor kişide? Beyin sürekli diğer hücrelere, dokulara veya sinirlere, beyindeki sinirler birbiriyle haberleşme halinde. Bu haberleşme sırasında beyin kökündeki çok yoğun hareketlilik haberleşme nedeniyle iltihap oluşur. Serotonin salgılanmasındaki anormalliklerden dolayı. Beyin milyonlarca haber gönderir diğer hücrelere, diğer dokulara. Hangi asitten ne kadar, bazdan, asitten, efendim, neyden ne kadar salgılanması gerektiğini, işte kas hareketlerini, konuşma vesaire vesaire bütün hareketlerimiz buna bağlı. İşte bunları yönetirken beyin aşırı çalışması nedeniyle serotonin salgılanması anormallik olursa ne olur? Baş ağrısı, migren olur. Buna karşı nane forte kullandığı zaman kişi yavaş yavaş bir problem kalmaz. Peki migren ağrısı için ne öneriyorsunuz bitkisel çözüm yolu olarak? Migren de önemli hastalıklardan bir tanesi. Tamamen kurtulmak mümkün mü migrenden? Migren ve baş ağrısının sebebini beyin sapındaki, beyin kökündeki serotonin hormonunun salgılanmasında ortaya çıkan anormallikler. Buna karşı nane forte diye çok özel bir formül geliştirdik. Migren ve baş ağrısı gibi rahatsızları olan birçok hastayı hamdolsun bugüne kadar ne yaptık? İyileştirdik. 35 yıl migrenden dolayı ağrı çeken, acı çeken, nöbeti geldiği zaman bunalıma giren bayanı 6 hafta içinde iyileştirdik. 6 hafta. Almanya'da yaşıyor. Sürekli hap almak zorunda kalıyordu. 6 hafta içerisinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu gördüğünüz laden gülü. Laden gülünün iki türü var. Bu kırmızı çiçekli. Şu gördüğünüzse yaprakları tabii ki çiçekleri kuruduğu için. Bu kırmızı çiçekli, bu pembe çiçekli. Bu laden gülünün özelliği nedir? Laden gülüyle ilgili Almanya'da Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan çocuklar üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Atopik ekzema. Yani sulu, kaşıntılı, kabarcıklı ekzema. Böyle buna yakalanan kişi uyuz gibi kaşınır. Kaşınmaktan uyuyamaz. Migren ağrısı ne gibi durumlarda ortaya çıkar kişide? Neler tetikler migreni? Migreni geçtik. Biz şeydeyiz. Başka konudayız. Çözüm yollarından bahsediyoruz şu anda farkındaysanız. Evet. Farkındayız da. O konuyu geçtik. Migrenden bahsettik. Şimdi hangi konudayız? Laden gülü. Atopik ekzema. Atopik ekzema nasıl tedavi edilir? Onunla ilgili konuşuyoruz. Bugün o niyetlisiniz herhalde. Maşallah. Evet. Niyetli olunca insan biraz Ramazan'da zor oluyor. Size Ramazan'ı kolay atlatmanız için spirulina tavsiye ederim. Spirulina kullandığı zaman kişi Ramazan'ı, yani orucu çok kolay tutar. Oruç tutmanın en basit yöntemlerinden biridir. Kolaylaştırır. Neden? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Balık yağında olan omega 3, 6, 9 balık yağlarını içerir. Bu haliyle spirulina nedir? Dünyada anne sütüne eşdeğer tek gıdadır. Niyetli olan kişi
İftar ve sahurda sporunu alırsa rahat, kişiye enerji verir. Bu bitkisel doping, kimyasal doping değil. Kişi kimyasal doping, bu anabolikalar vesaire, bu vücut geliştirmek için kullanan kişiler kullanırsa anabolika, o hormon hapları çok çok tehlikeli. Erkekler kullanırsa göğüsleri büyür. Jinekomasti denen bir hastalık ortaya çıktı. Son zamanlarda dikkat ederseniz, jinekomasti nedir? Erkeklerin göğsünün kadın göğsü gibi büyümesi. Bir hastalık, hormon anormalliğinden. Bu çeşit hap kullananlarda olur genellikle. Jinekomasti hormon hapı kullananlarda olur, tehlikeli. Erkekler kadın gibi, kadın göğsü gibi göğüs sahibi olur yavaş yavaş, tehlikeli hormon hapı kullanırlarsa. Artı hormon hapı, kimyasal hormon hapı kullananların cinsel organında küçülme olur, testislerinde küçülme olur, sperm kalitesi düşer, erkeklik yavaş yavaş performans gider. Bu nedenle kimyasal hap kullanmak tehlikeli. Ramazan'da kolay oruç tutmak istiyorsa kişi, bir, iftarı sahurla, iftarı suyla açmalı, iki, sahura kalkmalı, Peygamberimizin hadisi bu. Üç, güzel kokular koklamalı diyor. Dört, öğleden sonra yarım saat kadar şekerleme, uyumalı. Bu dört kurala uyarsa çok güzel oruçlar, hiç rahatsızlık duymaz. Beş, biz buna spirinle ilave ettik. Evet, atopik ekzemaya dönecek olursak, bu laden gülü Türkiye'nin bütün Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ormanlarda yaban olarak milyonlarca ton yetişir. Türkiye'de yetişir ama Almanlar bununla ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmada bunun birleşimindeki indometasin, fenilbutason, iki önemli madde var. Bu iki önemli madde ne işe yarar? Antiviral, antibakteriyel ve antimikozitik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Bununla ilgili Profesör Doktor Günte Wiese, Almanya'nın Saarland eyaletinden atopik ekzeması olan çocukları tedavi etmiştir. Türkiye'de de Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de gastrit problemi olanları tedavi etmiş. Yani gastrite karşı da etkili. Demek ki bakteri de, Helicobacter pylori de öldürüyor. Bu onu ispat ediyor. Laden gülü. Ama bunun diğer bitkilerden farkı şu. Kişi ya işte tadı güzel, içimi güzel, işte şuram biraz daha iyileşsin, midem rahatsız, daha geçsin, alerji tamamen yok olsun diye uzun süre içerse, 6 haftadan fazla içerse tehlikeli. Neden? O içen erkek ve bayanlar cinsel performansını 3-4 kat artırır. Bu da huzursuzluk verir ailede. Erkekler bir daha evleneceğim diye hanımıyla kavga yapar hale gelir. Bu nedenle fazla 6 haftadan sonra ara vermek gerekir laden gülüne. Aşırısı ne yapar? Cinsel performansı çok çok artırır, iyi değil. Evet, bir de şu bitkiden bahsedelim isterseniz. Bunu şeyden topladım. Niye beni veriyor? Çerkezköy, Saray, burada ormanlarda gezdim geçen hafta sonu. Bu gördüğünüz sarı kantoron. Sarı kantoron çiçeğe yavaş yavaş solmuş, sıcaklardan tohuma dönmeye başlamış. Sarı kantoron ne işe yarar? Sarı kantoron dünyada depresyon, panik atak, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim gibi psikolojik rahatsızlara karşı en çok damlası, drajesi, kapsülü yapılan ve kullanılan bitkidir. Dünyada. Ginkgo ve sarı kantoron. Neden, niçin bu böyle bir özelliğe sahip? Bu bitkinin birleşiminde %1 oranında hipeforin var. Hipeforin ne işe yarar? Yani birleşiminde çok çok etkili maddeler var da. Hipeforin beyindeki bir, serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Serotonin kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. İki, dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Üç, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Dört, glutamat hormonu salgılanmasını artırır.
Şimdi şöyle bir olay anlatayım bununla ilgili. 60 yaşlarında bir beyefendi bana geldi, dedi ki işte hanımıyla yatağa girmekten korkuyormuş, panik oluyormuş. Adamcağız 60, hanımı 30 yaşında. Kendine güveni yok. Dedim problem yok, bizde her derde deva var. Gökçek burada, problem yok dedim. Ben ona sarı kantaronun biz çok özel bir formülü geliştirdik. Sarı kantaron forte diye. Birleşiminde ginkgo, ginseng, oğlotu, çarkıfelek gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Bunu kullan. 6 hafta sonra görüşelim dedim. 6 hafta sonra karşılaştık. Aa çok güzel, mükemmel. Hiçbir korku, panik yok. Hanımının karşısında yatağa girdiği zaman adamcağız titriyormuş korkudan. Hiçbir korku kalmamış. 6 hafta içerisinde relax, kendine geldi. Evet, bunun insanı, kişiyi rahatlatır, kendine güven duyar kişi. Rahatlar. Uyku ve uykusuzluk problemi için de bahsetmiştiniz. Tekrar dile getirecek olursak sarı kantaron için. Sarı kantaron uyku için. Uykuyu da etkili. Psikolojik olarak mesela bazı insanlar uyuyamaz, uykuya dalamaz, sık sık uyanır. Üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, ailevi problemler vesaire vesaire. Onu, bunu, şunu kafasına takarsa ne olur? Saatlerce uyuyamaz. Sarı kantaron eğer ki basit bir rahatsızlıksa çayını içerse rahatlar. Biz buna karşı çok güzel bir çay hazırladık. Uyku için değil bu, genellikle daha çok sarı kantaron psikolojik bir rahatsızlığından dolayı uyuyamıyorsa etkili. Fakat bu daha çok sarı kantaron depresyon, panik atak, üzüntü, sıkıntı, strese karşı etkili. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlığa da kedi otu kökü, çarkı felek otu, melisa yani oğul otu, bu bitkiler daha etkili. Her bitkinin etki alanı farklı farklıdır. Sarı kantaronun etki alanı farklı, kedi otu kökünün etki alanı farklı. Yani bunlar rahatsızlığa göre değişir. Kişinin rahatsızlığı neyse onu bilebilirsek ona uygun şunu kullan veya bunu kullan deriz. Yani önemli olan burada kişinin doktoruna gitmiş olması ve rahatsızlığının ne olduğunun tespit edilmiş olması gerekir. Sarı kantaronla ilgili dünyada yüzlerce klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Bu konuda hiçbir şüphe yok. %100 kimyasal ilaçlardan. Şöyle bir durum var. Mesela geçenlerde bir genç geldi. 23-24 yaşlarında oturmuş ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki cinselliğim bitmiş. O nasıl olur dedim. Hormonu sıfır. Nasıl oldu? Antidepresan kullanmış. Antidepresan kullanmış. Cinsel hormonları, testosteron hormonunu bitirmiş. Allah Allah. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki bize danışmadan kullanmayacaktın evladım. Bir kontrollü kullanacaktın. Yapacak bir şey yok demiş. Bana geldi, dedim ki sen antidepresan yerine bunu kullansaydın, sarı kantaronu, bir, hem relax, rahatlatırdı. İki, cinsel performansı da artırırdı. Düşürmez, artırır. Bir, depresyonu, paniği, stresi atar. İki, performansını da pozitif etkiler, negatif etkilemez. Kimyasal ilaç kullanıyor. Hem bağımlılık yapıyor, uyuşturuyor. Hem de cinselliği gidiyor vatandaşın. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmak çok çok tehlikeli. Yani rastgele bir şeyler alıp kullanmak iyi değil. Yani günümüzde her ailede, her evinde maşallah bir eczacı dolabı var. İşte anne, baba, dede, ebe, nine ne kullanıyorsa çocuklar da alıyor birer tane. Başım ağrıdı, ben de kullanayım. Baş ağrısı için kullanılan ve öyle basit zannedilen haplar, kimyasal haplar karaciğeri çürütür. Bir de bakmışsınız karaciğer yağlanması, sonra da gitmiş, siroza dönüşmüş. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da insanlar bitki kullanıyor, ilaç kullanmıyor. Bizde de yavaş yavaş bunun önünün açılması gerekirken ne oluyor? Birisi bir yanlış yapıyor. Damar açar diye bir bitki üretiyor, bitkisel diyor, kimyasal bir madde satıyor, insanları zehirliyor birisi.
Devlet de buna karşı kamu spotu başlatıyor. Allahümme salli. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu Hammurabi kanunlarına benzer. Hammurabi kanunları milattan önce ne yapıyorlardı? Evde birisi, aileden birisi hırsızlık yapmışsa bütün aile fertlerini cezalandırıyorlardı. Hammurabi ilkel, Hammurabi kanunları. Şimdi modern kanunlarda nedir? Bu sektörde biri yanlış yapmışsa onu cezalandırıyorsunuz. Bütün bu sektördeki, yani şimdi bu bitkiyi sadece değil, yüzlerce bitki. Türk köylüsü bunu yetiştiriyor. Çiftçi topluyor, üretimini yapıyor, aktarlarda satılıyor. İnsanlar bundan şifa buluyor. Siz bunu kamu spotu diyerek önlemeye çalışırsanız, durdurmaya çalışırsanız, insanlar internet üzerinden, Çin'den, Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından getirir, alır, kullanır. Paranız da dışarı gider. Milyar dolarlar Türkiye'de sadece bir Amerikan şirketine Türkiye'de milyar dolarlarca para gidiyor. Neden? Siz kamu spotu diye bitkisel gıda takviyeleri zararlı diyorsunuz. Bitkisel gıda takviyeleriyle ilgili klinik araştırması var. Bitkisel gıda takviyesi zararlı değil. Zararlı olan nedir? Adam bitkisel diyor, içine kimya katıyor. Bu tehlikeli. Takşiş yapanlar var. Takşiş. Yani sahtekarlığı yapanlar var. Kalp damar açar diyor, içine kimya koyuyor, kan sulandırıcı, vatandaşı zehirliyor. Bu tür insanların ortaya çıkarılıp deşifre edilmesi gerekir. Yanlış yapanların. Doğru yapanların da desteklenmesi gerekir. Avrupa'da fitoterapi, yani bitkisel tedavi destekleniyor. Bu tür şifalı bitkileri yetiştiren firmalara devlet destek veriyor. Türkiye'de ne oluyor? Köstek oluyor, kamu spotu. Türk işçisi, Türk köylüsü, Türk işvereni batırmaya çalışıyoruz kendi elimizle. Niçin? Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, Çinli zengin olsun diye. Biz kendi insanlarımızı fakirleştiriyoruz. Kamu spotu bir kişi yanlış yaptı diye. Yüzlerce insanları, aktarları ve bu işle uğraşan çiftçiliğini, üretimini yapan insanlara zarar veriyoruz. Ama Türk insanının parası nereye gidiyor? Avrupa, Amerika, Çin'e gidiyor. Artı Amerikan şirketleri Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların, Amerikan şirketlerinin üretmiş olduğu bitkisel gıda takviyeleri kalite bakımından çok çok az. Mesela biz sarı kantaron forte üretiyoruz. Bunun bir kapsülünde 1000 miligram etken madde var, ekstrakt var. 1000 miligram. Amerikan şirketinin üretmiş olduğu, ismini söylemeyeceğim, 160 miligram etken madde var. Kim daha kaliteli ürün üretiyor? Biz. Kaç kat? 7 kat daha kaliteli mal ürün üretiyoruz biz. Amerika şirketinden üretmiş olduğu üründen. 7 kat. Yani illaki Amerika veya Avrupa şirketleridir diye bizim insanlar Avrupa, Amerika veya Çin diyor. Yabancı ise iyidir. Yok öyle bir şey. Yabancı şirketler maalesef Türkiye'deki insanları ne yerine koyuyor? Keriz yerine koyuyor. Nasıl olsa bilmiyor diyor. Ne satsa kârdır diyor. Bu nedenle insanlarımızın Amerika, Avrupa ve Asya'dan gelen bu bitkisel gıda takviyelerinin %90'ı 3 kağıt. Onlara dikkat etmeleri gerekir. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları sizlerle olmaya devam edeceğiz.